Tüp bebek uygulayabilmemiz için bizim ihtiyacımız olan 3 tane şey. 1- sağlıklı sperm. 2- sağlıklı yumurta. 3- bunları tutup büyütebilecek bir rahimdir. Şimdi bizim bir çifte size tüp bebek uygulayamayız diyebilmemiz için ya kadının yumurtalarının olmaması lazım ya menopoza girmiş olması lazım. Bu erken menopozda olabilir ama bir şekilde o kadından yumurta bulamamamız lazım. Veya da erkekte meniye hiç sperm çıkmadığı durumlarda yaptığımız mikrotese operasyonunda da hiç sperme rastlayamamamız lazım. Ki %60'ında hemen hemen sperm bulabiliyoruz biz bunların. Veya da rahimin tamamen alınmış olması ya da bebek tutamayacak kadar anormal duruma gelmiş olması lazım. Bu genellikle içerisinin çok kötü yapışmasında olabilir. Tüberküloz gibi bir işlemden, hastalıktan sonra olabilir örneğin. Bunun dışında biz bu 3 faktör sperm, yumurta, rahim varsa teorik olarak tüp bebek yapabiliriz ve gebelik elde edebiliriz. Ama örneğin 44 yaşında gelmiş, artık yumurtalıkları iyice zayıflamış, premenopoz dediğimiz döneme yaklaşmış. Ondan sonra bir tüp bebek işlemi yapabileceğinizde ancak 1-2 tane yumurta verebilen, senelerce bu işle uğraşmış bir kadına yumurtası var diye tüp bebeğe cesaretlendirmemek, yönlendirmemek de gerekir. Ama bunun yanında diyelim ki 35 yaşında, 25 yaşında erken menopoza yaklaşmış, yumurtalıkları son derece zayıflamış. Ondan sonra 1-2 tane daha yumurta verebilen bir kadın var. Bunu da tüp bebeği cesaretlendirmemiz gerekir. Çünkü orada sadece spermin ya da yumurtanın olması olmaması değil, kalitesi de çok önemli oluyor. Genç kadınlarda yumurta çok az da olsa gebe de kalabiliyor sonuçta. Genel olarak bunun dışında bir de belki sayı kavramı vardır. Yani bu tüp bebeği biz kaç kereye kadar deneyelim işte. Kimlere yapalım, kimlere yapmayalım vesaire falan gibi. Genellikle tüp bebekte ilk 3 denemede başarılar aynı düzeyde devam eder. 3 denemeden sonra yavaş yavaş azalmaya başlar. 6'dan sonra ise tüp bebekte gebelik elde etmek iyice zorlaşır. Ancak bizim kendi hastalarımız içinde bile 12. 13. kerede gebe kalanlara şahit olduk. Sonuçta yapılmaz diye bir şey yok. Sadece tüp bebekte hani nereye kadar gideceksin, nerede duracaksın, nerede artık yeter diyeceksin. Buna karar vermek gerekiyor.